Arkadaşlar, bildiğiniz üzere Orkinos sezonu yaklaşıyor. Haziran ayında başlamış olacak, yasak kalkmış olacak. Onun için çıkrık takımlarınızı hazırlamaya başlayın. Şimdi yeni başlayan arkadaşlar için bir kısa bir tanıtım yapayım. Hani çıkrık makine nasıl kullanılıyor, onu anlatmak istedim. Şöyle yaklaşırsak, büyük makinalarda kılavuz dediğimiz, yani misinayı sağa sola düzgün dizen şey yok. O da büyük balık, yani Orkinos'un hızlı olduğu için devri yetişemiyor ve belli bir süre sonra patlayıp hem makineyi bozuyor hem balığın kaçmasına sebep olduğu için o olay yok. Onu da şu şekilde, bu baş parmağımızda şöyle yaparak, yani şu şekilde sağa sola düzgün bir şekilde sarım yapabiliyoruz. Tabi balık vurduğunda bunu yapmak biraz zor ama zaten balık vurduğu zaman çok asıldığı için onu yapmaya gerek kalmıyor. Arada bir parmağınız aklınıza geldikçe birikme yapmasın diye dokunmanız yeterli. Balıktan sonra, balığı aldıktan sonra tekneyi hareket ettirip ucuna bir ağır dal, şey ağır bir yem ya da derin dalarlı bir yem takıp salıp sonra tekrar daha düzgün bir şekilde yaparsanız sağlıklı olur. Orası öyle. Şuradaki şey aparatta soruyorlar ne işe yarıyor diye. Bu ses, yani çevirdiğiniz zaman veya kalama aldığı zaman bir nevi alarm. Yani şöyle yaptığınız zaman ses kapanıyor. Bunu açtığımız zaman ses geliyor. Bunun amacı da trolling dediğimiz avda, yani birden fazla, yani 9-10 tane olta attığımız için balık hangisine vurduğunu anlamamız için bir nevi alarm. Hangisi ötüyorsa diğerlerini toplayıp onu alıyoruz. Bu makinalarda kalama bu. Kimisinde yıldız durak ama bu tip Orkinos balığının makinasında level durak dediğimiz bu kalama var. Bunu ayarlaması da ileri ittikçe, şu an strike dediğimiz makineyi tamamen kapatmıyor, kalama alıyor. Full'e getirmek için şuradaki siyah bunu basıp bunu biraz daha ittiriyoruz. Burada yazıyor zaten full. Buraya geliyor. Ve makine kapatıyor kendini tamamen. Şurası da bunun strike'ın ve full'ün, yani bu kalamanın ince ayarı. Bunu ayarlamak için makineyi tamamen boşa almanız lazım. Yani bunu en alta indirmeniz lazım. Yoksa bu dönmez. Çevirmeye çalışırsanız da bozulur. Bunu en alta alıp böyle sıkıştırıp veya gevşetip ince ayarını yapıyorsunuz. Şu an ben ayarlamıştım. Bu normal. Şimdi bu vites dediğimiz devir ayarı. Bu bütün makinalarda yok. Ama çoğunda var, yeni çıkanların. Bunu da kullanımı nasıl? Şöyle söyleyeyim. Buna bastığınız zaman makinanın devri düşüyor. Daha torku artıyor. Bunu nasıl söyleyeyim? Teknenin küpeştesine rotoldura kamışı koyup hiç elinizi almadan çekeceğiniz zaman onu kullanabilirsiniz. Ama kucaktayken daha speed hızı alıp böyle çevirirseniz daha verimli olur. Daha az yorulup balığı daha kısa zamanda alırsınız. Bu dediğim gibi sadece yorulduğunuzda kamışı rotoldura koyup dinlenmeniz için yapılan bir şey. Bu genel olarak bunlar, yani bilmeniz gereken olay bu. Bu da ipi ben 46'lık 56'lık sardım. O değişiyor sizin tutacağınız balığa göre, kilosuna göre değişiyor. Veya daha uzun metraj yapmak istiyorsanız ipi inceltirsiniz. Biraz daha uzun misine sararsınız. Şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mağazamız Pendik Marina'da. İnternet adresimiz hedefbalık.com. Aynı gün içinde kargoya veriyoruz. Saat 2'ye kadar yapılan alışverişlerde. Mağazamızın telefonu 511 40 40.
Hepinize rast gelsin. Görüşmek üzere.